yetenekli de. Öküzüm ben yani, öyle mi? Bak sen. O işler hiç belli olmaz. Neyse, benim hazırlanmam lazım. Ben de işimin başına döneyim. Gerçi patronum eniştem. Kovulmam herhalde, değil mi? Sen miydin? Beğenemedin mi? Beğenemedim. Eğer teşekkür etmek için geldiysen, kararımı Volkan çok rica ettiği için değiştirdim. Seninle bir ilgisi yok yani. Yo, o yüzden gelmedim. Kararını değiştireceğini zaten biliyordum. Vazgeçmemi istemiyorsan o kulağılık yapma bence. Tamam, tamam. Ne oldu? Ne istiyorsun? İçeri almayacak mısın beni? Hayır tabii ki. Artık sana güvenmemi beklemiyorsun herhalde. Ya bir kere öptük diye hemen havaya girme. Sana mı kaldım ben? Bir şey yapacak değilim. Bana baksana sen. Tamam tamam, sinirlenme hemen. Eşyalarını getir. Demek benim bir öküz olduğumu düşünüyorsun. Defterim nerede? Burada. Ver onu bana. Özür dile. Ne? Niye senden özür diliyormuşum? Asıl sen benden özür dile. Ver defterimi. Özür dilemediğin sürece defterini unut. Senden özür falan dilemeyeceğim ya. Ver defterimi. Ya utanmıyor musun çantamı karıştırmaya? Sen bana öküz demeye utanmıyor musun? Hayır tabii ki. Çünkü sen bir öküzsün. Hatta öküz ötesisin. Ver dedim defterimi. Ya ver dedim. Hiç bana öyle bakma. Üzerime atlayan sensin. Lütfen çıkar mısın odamdan? Tamam, gidiyorum. Volkan. Kız arkadaşını teşrif edemedi bir türlü. Var mı öyle biri? Var Çağla'cığım. Hatta şu an tam arkanda duruyor. Yok artık. Aa. Aslı. Çağla, Burak'ın kız arkadaşı. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Eda, kız kardeşim. Merhaba. Çok memnun oldum. Ben de öyle. Barış. Merhaba Aslı'cığım. Merhaba. Burak'ı zaten tanıyorsun. Maalesef. Ne haber Aslı? İyidir. Siparişinizi getirdim efendim. İstemeden oldu. Hemen halledeyim. Ne yapıyorsun ya? Gitti çantam. Çağla abartma istersen, olan bir şey yok. Altı üstü kola. En sevdiğim çantamdı benim ama. Bütün keyfim kaçtı şimdi. Tekrar kusura bakmayın. Bence eleman seçerken daha dikkatli olmanız lazım. Böyle çok müşteri kaçırırsınız. Dua et otel sizin. Yoksa şimdiye kadar ortalığı ayağa kaldırmıştım. Dikkatsiz şey. Voleybol oynayalım mı? Havamız değişti. Güzel fikir. Aslı sen de katılır mısın? Olur. Çağla sen? Olur peki. E hadi o zaman. Kalkın.
Harikaydınız. Burak'cığım, yemekler sizden. Ne ısmarlıyorsunuz? Tek başıma anca bu kadar. Barış bugün tam bir hayal kırıklığıydı. Çağla'yı saymıyorum. Ay Burak, abartma istersen. Elimizden geleni yaptık. Alt üstü bir oyun. Tamam, onu boş verin. Hadi denize girelim. Hadi o zaman. Dubalara kadar yüzüp gelelim. Bana uyar. Bana da. İşte bunda rakip tanımam. Aslı, sen gelmiyor musun? Ben yüzme bilmiyorum. Nasıl yani? Gerçekten. O zaman ben de Aslı'yla kalıyorum. Ay, sevgilisini de yalnız bırakmazmış. Ya Aslı ne kadar doğal ve içten. Ben çok sevdim. Hele denizden sonra. Evet, iyi bir kıza benziyor. Umarım abim o denizi unutturabilir. Ay, nereden bulmuş bu kızı hiç anlamadım. Denizden sonra bana çok vasat geldi. Volkan'a hiç yakıştıramadım. Bilmem ki nereden bulmuş. Benim için kalmana gerek yoktu. Yalnız kalmak istiyorsan gidebilirim. Hayır, yanlış anladın. Şaka yapıyorum. Pardon. İyisin değil mi? Kafasına attığın topları gördükten sonra harikayım diyebilirim. Çok iyi yaptım ama değil mi? Kızım, zaten 10 gramlık beyni vardı. Senin attığın toplardan sonra bence 1 gram bile kalmamıştır. Ya bu Burak buna nasıl katlanıyor hiç anlamıyorum. Ya Burak ne ki kendisine olsun. Tencere kapak misali işte. Geliyorsun ve ben gidiyorum hadi. Abine göre çok sıradan bir kız bence. Ben hiç öyle düşünmüyorum. Ben çok sevdim. İyi anlaşacağımıza da eminim. Bence sen sadelikle sıradanlığı birbirine karıştırıyorsun Çağla'cığım. Hadi akvaparka gidelim. Önce bir selfie çekelim. Herkes sevgiye doymuş mu sandın? Da yaralarını da sarmış mı sandın? Göze gelmekten korkmaz mısın? Ya da canımıza kastın var? Bunlar mahreme aykırı mevzular. Da dokunanın kalbini yakan arzular. Tamam anladık, sevgilin var. Sevgi gösterisi bir yere kadar. Göstere göstere bir hal oldum. Herkesin içinde sevgiye boğdum. Savaşalaşarlar, herkes seni izler. Ben diyorum ki yanımda sevgi. Çok heyecanlı değil miydi? Evet, ben ilk başta çok korktum ama sonra çok eğlendim. Ay! İyi misin? İyiyim. Kız arkadaşının elinden tutsana Volkan. Siz hala el ele tutuşmadınız mı yoksa? Ay çok tatlısınız ya. Birbirinize çok yakışıyorsunuz. Eda. Tamam, sustum. Öyle değil mi gerçekten? Kesinlikle. Eda, seni duyuyorum. Aa, abicim burası neresi? Hayvanat bahçesi. Gerçekten mi? Gelin göstereyim. Olur. Aşkım, ben çok yoruldum. Odaya mı gitsek? Olur, gidelim. O zaman yemekte görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. Çağla gittiğine göre artık rahat olabiliriz. Thank you.
Bugün hiç konuşamadık. Nerede okuyorsun Aslı? Ben geçen sene ailevi sorunlar yüzünden okuyamadım. Yani inşallah bu sene bir aksilik çıkmazsa. Ne okumayı planlıyorsun? Güzel sanatlar, resim. Aa, süper. Ya benim hiç resme yeteneğim yok. Çok isterdim. Ya bence çok özel bir yetenek. Ne kadar şanslısın. Teşekkürler. Aynen ben de. Ya çöpten adam bile çizemem. Volkan olmasaydı resim dersinden kesin çakardım. Evet. İlkokul, ortaokul ve lisedeki bütün resimlerini bana çizdirdi. Ama asıl bomba ne biliyor musunuz? Burak'ın notlarının benim notlarımdan daha iyi olması. Ailen ne işle meşgul? Kimlerdensin? Kimlerden olduğunu ne yapacaksın Çağla? Saçma sapan sorular sormasana. Ne var ya? Nasıl tanıştınız? Bari onu anlatın. Aa, evet. Ben de çok merak ediyorum. Nasıl tanıştınız? Bu soruyu sen cevaplamak ister misin Aslı? Olur, anlatırım. Pastaneden çıkmıştım, elimde bir kutu pasta. Yolda giderken ara sokaktan arabasıyla Volkan bir anda karşıma çıktı. Az kalsın beni eziyordu. Tabii o panikle pasta elimden fırladı, kafamdan aşağı düştü. İnanmıyorum. Şaka gibi. Ben olsam çıldırırdım. Herhalde çok sinirlenmişsindir Volkan'a. En başta çok sinirlendim. Ama Volkan o kadar nazik, o kadar centilmendi ki... arabadan inip hemen iyi olup olmadığımı sordu. Sonra gideceğim yere kadar bırakmayı teklif etti. Böyle tanıştık işte. Çok romantikmiş. Evet, ilginçmiş. Ne derler? Büyük aşklar kavgayla başlarmış. Yani sizinki biraz kazayla başlamış sanki ama... Şimdi niye arıyor ki? Hem evlenme teklifini reddetti, hem hala peşinde. Efendim. İyiyim Deniz. Sen nasılsın? Bugün konuşamadık. Yanında kız arkadaşının olduğunu görünce selam vermek istemedim. Ben de yanında erkek arkadaşın olduğu için konuşamadın sanmıştım. Neyse, neden aradın beni? Mümkünse seni görebilir miyim? Sana söylemek istediğim bazı şeyler var. Müsait değilim. Bizim konuşacak bir şeyimiz kalmadı. Her şeyi konuştuk ve bitti. Gözüm. Peki. Hoşça kal. Kalkalım mı? Ben kendi adıma çok yorucu bir gün geçirdim. Aynen. Bence de öyle. Pardon. Hesabı alabilir miyiz? Bende kalmasın. Olur mu? Tamam canım. Aslı? Nereye? İstanbul'a dönüyorum ben. Gitmek zorunda değilsin. Açılıştan sonra hepimiz İstanbul'a döneceğiz.
Biz gittikten sonra burada kalıp çalışmaya devam edebilirsin. Hayır, dönmek istiyorum. Peki, nasıl istersen. Neden sürekli beni küçük düşürmeye çalışıyorsun? Gerçekten anlamıyorum. Paranın telafi edemeyeceği bazı şeylerin olduğunu hala inanamıyorsun değil mi? Üzgünüm. Sadece benim yüzümden zor durumda kalmanı istemiyorum. Ya senin yüzünden yeterince zor durumda kaldım ben zaten. Neyse ya. Önemli değil. Ben kendi başımın çaresine bakarım. Emin misin? Evet. O zaman sana iyi yolculuklar. Çok teşekkür ederim. Hoşça kal. Aylin Hanım, Gonca ve Aslı Hanım otelden ayrılacaklar. Onlara tam maaş ödeyin. Ay Nihat, inanamıyorum. Güzel olmuş değil mi? Çok. Gel bakayım, şöyle otur. Buyurun, buyurun efendim. Siz rahatınıza bakın, ben içeceklerinizi hazırlatayım. Teşekkürler Ahmet Bey. Rica ederim. Ay Nihat, harika olmuş havuzlar. Mükemmel, bu kadarını beklemiyordum. Çok güzel. Efendim babacığım. Merhaba oğlum, nasılsın? Rahatsız etmiyorum seni umarım. Çok çalışıyorsundur. Yok, önemli değil babacığım. İyiyim, iyiyim. Çalışıyorum tabii. Aferin oğlum, aferin. Senin adam olacağını biliyordum zaten. Tabii babacığım, size layık olmaya çalışıyorum. Her şey onda değil mi? Bir aksilik yok mu oğlum, ha? Yok babacığım, hiç merak etmeyin. Ben her şeyle bizzat kendim... Tek tek ilgileniyorum. Siz ne yaptınız? Ne zaman geliyorsunuz? Ya bak, her ayrıntıyla ilgileniyorum dedim ya. Acaba bütün otel personeline senin şu kırmızı şorttan mı giydirsek, ha? Ne dersin? Oğlum sen ne zaman adam olacaksın, ha? Nihat, sakin olsana. Çağla var yanında, yapma. Ben Çağla mağla anlamam. Herife bak ya. Göya buraya gelip çalışacaktı. Şuna bak. Oh, keyif. Ah, Elçin de geldi. Merhabalar, afiyet olsun. Hoş geldin. Hoş geldin Elçin'cim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ailemiz de tamamlandı. Anneciğim canım. Hayatım, odana yerleştin mi? Bir eksik yok umarım. Yerleştim hayatım. Konukseverliğinizi otelinize de yansıtmışsınız. Her şey muazzam. Sağ ol canım. Beğenmene çok sevindim. Afiyet olsun. Volkan'cığım, sana da çok teşekkür ederiz. Biz yokken her şeyle ilgilenmişsin. Ne demek amcacığım? Burak oğlum, sana da teşekkür ediyorum. Sen de çok yardımcı olmuşsun. Umarım İstanbul'da da aynı disipline devam edersin. Tabii babacığım. Ay Nihat, yani benim çocuklarımı yorma artık. Genç onlar canım. Haklısın yengecim ya. Bu yaşta bu kadar olgunlukta, bu kadar çalışmak da iyi değil. Ya süpersin amcacığım ya. Hemen destek buldum. Yemekler de bir harikaymış. Nefis. Sorma Elçin'cim. Ben burada diyetimi bozdum. Kilo almam umarım burada. Almazsın hayatım, onu dengelersin sen. Hiç merak etmeyin, siz hep çok güzelsiniz. Ay canım benim, güzel kızım. Sensin güzel olan.